Merhabalar, Dünyanın Binbir Halinde yılın ilk programında birlikteyiz. Yılın ilk programı, her ay size verdiğim bir sözü tutarak başlıyoruz bugün programın ana konusuna. Bugün ana konumuz iş kazaları, iş kazalarından ölümler. İki yıldır bu ekranlarda her ay başında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporladığı Türkiye'deki iş kazalarından ölümleri size aktarıyoruz. Bugün de o acı gün, o ne yazık ki Türkiye'nin utancını paylaştığımız gün. Aralık'ta Türkiye'de sadece Aralık ayında 127 işçi çalışırken 127 kişi hayatını kaybetti. 2014 tarihimize kara bir yıl olarak geçecek. 1886 kişi 2014 yılında 1886 kişi çalışırken bir kazada öldü. İş kazasında öldü. Bugün bu konuyla ilgili iki şeye bakacağız. Birincisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2014 ve Aralık ayı raporlarından neler olduğuna bakacağız. İkincisi, iş kazalarını biliyoruz ama meslek hastalıklarını bilmiyoruz. Binlerce insan Türkiye'de meslek hastalıklarından çekiyor. Bazıları çalıştığı şirkette çalıştığını bile ispatlayamadığı için çalışamaz halde mahkeme kapılarında sürünüyor. Biraz bugün onlara bakacağız. Dünyanın Binbir Hali başlasın. Ve bugünkü konumuza ilişkin bir acı haber dünden bugüne sarktı. Madende ölüm haberini öğrendik. Edirne'de bir madenden acı bir haber geldi. Ocak'ta vagonları birbirine bağlayan halat koptu ve vagonların arasına sıkışan bir işçi ne yazık ki hayatını kaybetti. Her ay size bugün birazdan yapacağımız gibi iş kazalarından ölümleri anlatıyorum. İş kazalarında kaç işçi öldü, nerede öldü, nasıl öldüler diye bunları aktarıyorum. Çünkü bu ayıbın bitmesi gerek. Bu ayıpla Türkiye'nin yaşamaması gerek. Ve bunun için de sizin desteğiniz lazım. Ama bir başka acı, bir başka büyük acı daha var. Nedir o acı? Meslek hastalıkları. Meslekleri, yaptıkları işte yeterli tedbir almadığı için ölmeyen ama sakat kalan, meslek hastalığına tutulan insanlar var. Sinem Yöndem ve Güngör Yılmaz gittiler. Onlarla konuştular ve bir dizi haber yaptılar. Bugün önce onlarla başlayalım. Bakın işçiler ne diyor? Benim nerem yaşıyor, benim nerem ölmemiş, ben ölmüşüm diyen işçiler var. Hani biz de ölse kurtulsa güzel bir şey. Hani biz çekiyoruz. Bir işçinin ölümü özenmesi, bir babanın ölümü kurtuluş olarak görmesi. Nasıl olur diyorsunuz, anlam veremiyorsunuz değil mi? Ama onlar çalıştıkları iş yerlerinde hastalanıp iş göremez hale geldiler. Kendi deyimleriyle hayattan koptular. Üstelik seslerini de kimseye duyuramadılar. Ben ya neyim ölmemiş ya? Çalışamıyorum. Evime bir şey getiremiyorum. Dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum. Annem ölüyor, annemin cenazesine gidemiyorum. Annesinin cenazesine gitmek için dahi evden çıkamamış. Çünkü makine olmadan nefes alamıyor. Taşınabilir makine olsa bile evinin merdivenlerini inip çıkmaya gücü, nefesi yetmiyor. 44 yaşında Mehmet Başak, kod kumlama işçisiydi. 8 yıldır silikozis hastası. Bizim iş yeri merdiven altı falan değildi. Büyük bir firmaydı. Haftada iki kere doktor vardı. Doktor geliyordu, soruyorduk, işte yazıyordu bir öksürük şurubu. Bir tane antibiyotik, ağır kesici. Hatta bir arada da film çektiler. O filmi de istedim en son işte hastalığı şey yapayım. O filmi dahil bize vermediler. Hastalığından, çektiği sıkıntıdan çok çalışamamak koyuyor Mehmet Paşa. Benim çocuğum mesela başkasının yardımıyla okuyor. Niye ben çalışsayım? Benim çocuğum kendi paramla okuyacaktı. Hiç kimse minnetin altında kalmayacaktı. 34 yaşındaki Mehmet çalışıysa o kadar erken bulmuş ki silikozis, aile kurmaya fırsatı bile olmamış. Hemen öksürük başlıyor. Yani öksürüğü kesme şansımız yok. O da ciğerden diyorlar, yani sağ akciğer tamamen bitmiş dediler.
Tedavisi olmayan bir hastalık silikozis. Hastalığa yakalananlar makine olmadan nefes alamıyor. Akciğer nakli yapılması gerek ama... Nakil olursan kurtulma şansı var diyor. O da senin bünyen zayıf, kaldırmaz diyor. O yüzden de nakil almıyorlar. Yani kilo alacağım da o zaman orada kilo almada şansım yok. Günden güne eriyor çünkü ben en son 47 kilo veriyordum. Geçen hafta da artıldım. 45'e düşmüşüm. Türkiye'de binlerce meslek hastası var. Sadece çalışma koşulları iyileştirilse hiçbirinin hayatı kararmayacak. Biz değil ya, herkes. Ya insanlar ölmesin. Yani artık biz hangi çağda yaşıyoruz? Benim çocuğum neden başkasının desteğiyle okusun? Ben çalışsaydım çocuğumu kendim okutsaydım. Gerçekten öyle. Ama zannetmeyin silikozis sadece kot taşlama işçilerinin başına gelen bir şey. Hayır, silikozis seramik işçilerinin başına gelen bir şey. Silikozis mermer işçilerinin başına gelen bir şey. Maden işçilerinin başına gelen bir şey. Tedavisi olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Sadece bu mu meslek hastalığı? O kadar çok ki. Bakın şimdi bir doktor göreceksiniz. Dinlem gitti, sordu. Bir doktor göreceksiniz. Önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, işçiler hasta, meslek hastalığına tutulsalar, hasta olsalar bile benim hasta olduğumu söyleme, işimden atarlar beni diyorlar. Dün İstanbul'da bir eylem vardı. Birazdan size o eylemi anlatacağım. Orada ben işçilerle bir araya geldim. Hasta işçilerle bir araya geldim. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Son ana kadar biz hasta olduğumuzu söylemekten çekindik. Çünkü bizi işten atarlardı, başka bir yerde de bizi işe almazlardı. Evet, ne yazık ki özellikle kayıt dışı işletmelerde, kayıt içinde olanlarda da çok korkunç boyutta. Ama kayıt dışı işletmelerde durum iyice vahim. Dünya Sağlık Örgütü buna şey diyor, gizli salgın diyor. İş kazalarını görmezden gelmek mümkün değil. Acı tablo öyle ya da böyle ortaya çıkıyor. Ancak işçi ölümlerinde bile kayıt tutmak çok zorken meslek hastalıklarında durum iyice zorlaşıyor. Teşhis konsa bile ulusal resmi kayıtlara meslek hastalığı olarak geçmiyor. Dolayısıyla sayıları düşük görünüyor. Yani yılda her yıl dünyada milyonlarca insan meslek hastalığına ölürken bunun çok azı kayıtlarda. Hani Türkiye için örnek verelim. 40 bin civarında tahmin edilen meslek hastalığı resmi rakamlarımızda 500. Çoğunlukla kayıt dışı çalışan işçiler o iş yerinde çalıştığını ispatlayamıyor. İspatlasa bile iş yeri hastalığa sebep olan faaliyet her neyse onun yapıldığını reddedebiliyor. Sonuç olarak meslek hastalıkları kayıt altına alınamıyor. Meslek hastalığı teşhisi konanlar ne yapmalı, hakları neler, izlenecek yol nedir diye sorduğumuzda ise yine karanlık bir tablo çıkıyor ortaya. Siz diyelim ki %15 iş göremezlik şeyi aldınız. Bu ne demek %15 iş göremezlik? İş yerinizdeki koşullar düzelecek, siz çalışmaya devam edeceksiniz. %15 size ek para verilecek. İşte 150 lira, 200 lira. Ve siz işinde çalışacaksınız. Peki ama gerçek böyle mi? Ben size teşhis koyarsam, siz de %15 iş gücü kaybına uğrarsanız, iş yerinize gittikten sonra bir müddet sonra sizin işten atmak için her türlü şey yapılır. Çünkü işveren sizi tutmak istemeyecektir. Dolayısıyla siz atılırsınız. Peki ne yapacaksınız? 150 lirayla kaldınız. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla işçi bize diyor ki, hocam ne olur bana teşhis koyma. Sen bana resmi teşhis koyma. Peki ne yapayım? Bu belgeleri saklayalım. Belki emekli olduktan sonra hakkımızı arayabiliriz. Yani işçi işinden olmamak için hastalığa rağmen teşhis konsun istemiyor. Yeter ki çalışmaya, maaşımı almaya devam edeyim diyor. Geçim derdi sağlığı unutturuyor. İnsana en çok üzen şeylerden biri de... %100'e yakın önlenebilir bir şeyken hiç tedavi olmaması insanı çıldırtan bir şey. Dünyada iş kazaları sıfır toleransla bakılıyor. İş kazası diye bir şey yok. Dünya artık bu literatürü kabul ediyor. İş kazası diye bir şey olduğunu uygar dünya kabul etmiyor. Ama meslek hastalıkları bizde, bakın en çok hangi sektörlerde nasıl karşımıza çıkıyor? İş kazaları %98 önlenebiliyor. Bunu da bilim söylüyor.
Meslek hastalıkları %100 önemli. Tamamına engel olmak mümkün ama olunmuyor. Her yıl binlerce insan meslek hastalıklarına yakalanıyor, çoğu iş göremez hale geliyor. Peki meslek hastalıkları en çok hangi sektörlerde nasıl ortaya çıkıyor? Toz hastalıkları. Bunlar içinde en çok da silikozis. Silika, taş, toz, kum tozuna maruz kalanlarda. Bütün yol, tünel işçileri, bütün maden işçileri, bütün kumlama işçileri. Kod kumlamada olduğu gibi ama kod kumlama dışında camda, metal sektöründe kumlama var. Türkiye'de biliyorsunuz kod kumlama yasaklandı, yoksa kumlama yasaklanmadı. Birçok iş yerinde kumlama devam ediyor. Özellikle cam, küçük cam atölyelerinde bu işçiler çok geliyor hasta olarak bize. Hiç kimsenin dikkat etmediği astım bir diğer meslek hastalığı nedeni. Mesleki astımlar var. Aslında az bilinen konu. Birçok kimyasal madde, belki bine yakın yani. Kimyasal madde insanlarda mesleki astım ve mesleki bronşite yol açar. Bunları en çok görüyoruz. Deriye, hayvancılık, kanalizasyon işlerinde çalışanlarda da şarbon, ruam, brusella gibi parazit ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Çimento ile çalışanlar ve duvar ustalarında deri alerjileri görülebiliyor. Köprü tamir işçileri ve boyacılar da kurşun zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya. Her pazar saat 13'te, her ayın ilk pazarı özür dilerim, her ayın ilk pazarı saat 13'te Türkiye'deki iş kazalarına hayır, Türkiye'de iş kazası olmamalıdır, insanlar çalışırken ölmemelidir diye bir vicdan nöbeti tutuluyor. Bir Umut Vakfı, bir avuç insan bir araya gelmişler. Sayıları 150 değil, 200 değil. Bir avuç insan bir araya gelmişler. İş kazalarına hayır demek için, iş kazalarından ölmemelidir insanlar, insanlar çalışırken ölmemelidir diye her ayın ilk pazarı Galatasaray'da buluşuyorlar. Orada çocuklarını kaybeden anneler, iş kazasında sakatlananlar, hasta olanlar bir araya geliyorlar, dayanışıyorlar, ne yapacaklarını, ne yapmaları gerektiğini konuşuyorlar. Bu hafta sonu bu fotoğrafları ben çektim. Pazar günü. Ben başından bu yana her fırsat bulduğumda mutlaka eylemlere gitmeye çalışıyorum, büyük bir aksilik yoksa. Bu hafta sonu da oradaydım. Bunlar benim çektiğim fotoğraflar. Ama bir avuç insandı. Bu insanlara destek vermemiz lazım. Eğer 1886 kişi bir yılda ölüyor ise binlerce insan, sayısını bilmediğimiz binlerce insan çalıştığı iş nedeniyle, işveren tedbir almadığı, devlet denetlemediği için hasta oluyor ise, siz buna hayır demezseniz, ben hayır demezsem hepimiz suç ortağıyız. Siz de suç ortağısınız. Bu annelerin yüzüne bakın. Onlar sizi orada bekliyorlar, hayır demenizi istiyorlar. Orada silikoz hastası seramik işçileri vardı. Biz hastayız, artık bizim için hiçbir şey yapılamaz. Silikozisin tedavisi yok. Ama hiç değilse şu anda çalışmakta olanlar için bir şeyler yapılabilir diyorlardı. Onlar böyle derken bizim onlara destek vermememiz, bizim onların yanında durmamamız mümkün mü? Bu anneler sizi bekliyorlar. Şubat ayının ilk pazarı Galatasaray Meydanı'nda saat 13'te. İş kazalarına hayır, çalışırken ölmek, yaralanmak, hasta olmak istemiyoruz diyorsanız, iş kazası yoktur, iş cinayeti vardır diyorsanız, siz de her pazar bir saatçiğinizi ayırın. Her ayın ilk pazarı 13'te Galatasaray'da onlara destek verin. Ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, bu ülkede en iyi çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri. Büyük bir iş yapıyorlar. Verilerine güveniyoruz. Deli gibi çalışıyorlar.
kendi işlerinin yanında vakit ayırıp bu verileri bizim için topluyorlar. Ne verileri bunlar? Türkiye'de kaç kişi ölmüş iş kazalarında Aralık ayında? 127 kişi. Yılbaşından 1 Ocak 2014'ten yıl sonuna 31 Aralık 2014'e kadar bir yıl içinde 12 ayda 1886 kişiyi iş kazalarında kaybetmişiz. Türkiye'de 1886 kişi iş kazalarında ölmüş. Peki önce Aralık ayına bakalım. Aralık ayında hangi sektörlerde ölmüş insanlarımız çalışırken? İnşaatta Aralık ayında 32 ölüm olmuş. Genel iş kolunda, belediye de dahil olmak üzere bu iş koluna, genel iş kolu dediğimiz iş kolunda 13 kişi ölmüş. Ticaret ve büro iş kolunda 11 kişi ölmüş. Peki en çok hangi nedenlerle ölmüşler? 36 kişi kaza nedeniyle ölmüş. 31 kişi ezilme ve göçük nedeniyle ölmüş. Sadece Aralık ayından bahsediyoruz. Ve düşme nedeniyle de 17 kişi hayatını kaybetmiş. Düşme nedeniyle. Herhalde en engellenebilir bu. Peki ölenler kimlermiş? Ölenlerden, Aralık ayında ölenlerden biri çocuk. Göçmen, özür dilerim. Üçü çocuk. İkisi 15 yaşında. 15 yaşında sizin ülkenizde, sizin yaşadığınız ülkede 15 yaşında iki çocuk, toplam 3 çocuk, 17 yaşından küçük 3 kişi çalışırken ölmüş ve susmak mümkün mü? Değil. 15 kadın, 84 erkek, emeklilik yaşında 24 kişi, toplam 127 kişi Aralık ayında ölmüş. Emeklilik yaşında insanlar niye çalışıyorlar acaba? Emekli olmuşlar da niye çalışıyorlar acaba? Emeklilik maaşı yetmediği için olabilir mi? Aile geçindirmek zorunda oldukları için olabilir mi? Acaba 17 yaşından küçük çocuklar, 15 yaşında çocuklar niye çalışıyorlar? Aileleri onları geçindiremediği için olabilir mi? Aç oldukları, çaresiz oldukları için olabilir mi? Peki 2014 yılında hangi sektörlerde en çok insanımızı kaybetmişiz? İnşaat sektörü ilk sırada, inşaat çılgınlığımızın vardığı boyut, inşaatla kalkınmamızı vardığı boyut. Tedbir almazsak, inşaat yapıyoruz yahu, inşaat 423 kişi ölmüş. 2014 yılı içinde inşaat sektöründe toplam 423 kişiyi kaybetmişiz. Maden, hatırlayacaksınız, Soma, Ermenek ardı ardına gelmişti. 386 kişiyi madenlerde kaybettik. 386 kişi. Tarımda, tarımda 309 kişiyi kaybettik. Bunlar en çok can alan 3 sektör oldu 2014 yılı içerisinde. Peki bunlar nasıl öldüler? Nasıl oldu bu? 2014 yılı içinde 421 kişi kazalarda, hayatını kaybetti. 395 kişi zehirlenme ve boğulma nedeniyle hayatını kaybetti. 298 kişi düşme nedeniyle hayatını kaybetti. 298 kişi düşme. Bunların tamamına yakını inşaat sektörü. Yüksek yüksek gökdelenler yapıyorsunuz, plazalar yapıyorsunuz, milyon dolarlara satıyorsunuz. Ama orada o plazaları yapan ve asla orada oturamayacak olan işçilerin, emekçilerin düşmemesini sağlayacak tedbirleri almıyoruz. Bu nasıl bir şey? Açıkçası benim aklım almıyor. 298 kişi düşerek ölüyor 2014 yılında milyon dolarlık plazalarda. 29 kişi 2014 yılında ölen 1886 kişiden 29'u meslek hastalığı nedeniyle öldü. Meslek hastalığı nedeniyle öldü. 29 kişi. Evet, peki kimler öldü? 2014 yılı boyunca kimler öldü? Göçmenler, Türkiye'ye gelip ucuz emek olarak Türkiye'ye sığınan, Suriye'den, ağırlıkla Suriye'den gelenler.
uygunsuz koşullarda çok düşük ücretlerle çalışan göçmenlerden 53'ü hayatını kaybetti. Türkiye'ye gelmek kaderlerini değiştirmedi. 53'ü hayatını kaybetti. Ve 17 yaşından küçük 54 çocuk. 17 yaşından küçük 54 çocuk. Bunların ayrıntılarını ayın ortasında öğreneceğiz. İŞİK Meclisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ayrıntıyı verecek. Burada görüyorsunuz kaynağımızı, İŞİK Meclisi'ni. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ayrıntıları dökecek. O zaman bu çocuklardan kaçı kaç yaşındaydı bunu öğreneceğiz. 132 kadın öldü 2014 yılında. 1316 erkek öldü. Emeklilik yaşında 331 kişi hayatını kaybetti. Ve toplam 1886 kişi 2014 yılı içerisinde öldü. Peki bunların hangi illerde hayatlarını kaybettiler? 343 kişi Manisa'da. Burada tabii Soma'nın ağırlığı var. Soma çok acı, çok büyük bir kayıptı. İstanbul'da 198 kişi, Kocaeli'de 67 kişi hayatını kaybetti. Ay ortasında 2014'ün ayrıntılarını öğreneceğiz. O zaman gene sizi bilgilendireceğim. Bu 54 çocuğun kaç yaşındaydılar? 17 yaşından küçüktüler. Kaçı 15 yaşındaydı? Kaçı 12'siydi? Hatırlayın, geçmiş aylarda size 9 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında çocukların çalışırken öldüklerini, preslere sıkışarak, ezilerek öldüklerini anlatmıştım. İşte onları öğreneceğiz ayın ortasında. Dileyelim 2015 yılı böyle olmasın. 2015 yılında verdiğimiz son kaza haberi bugün size verdiğim Edirne'den gelen madende ölüm haberi olmuş olsun. Bir daha böyle acı haberler vermeyelim. Hükümetin aldığı tedbirler işe yarasın. Hükümet sıkı tutsun. İşveren kurallara uysun. Biz de hesabını soralım. Geç kazaları bitsin.